Советы, и этим советам передается вся государственная власть. Büyük Ekim Devrimi'nin önderi Vladimir İlyich Lenin, 1870 yılının 22 Nisan'ında doğdu. Sonrası müthiş bir insanlık senfonisidir. 17'sinde hukuk öğrencisiyken sürgüne gönderildi. 19'unda Marksist oldu. 24'ünde ilk kitabı yayınlandı. ...25'inde tutuklandı. Sibirya'daydı bu kez sürgün adresi. 28'inde Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kurucularındandı. 33'ünde Bolşeviklerin, 47'sinde ilk sosyalist devrimin, 52'sinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin lideriydi. 'Kütüphaneler devirdi, sayfalara gömüldü, ciltler dolusu yazdı. Ama orada saf bilgiyi değil, işçi sınıfı devrimini arıyordu. Rusya'da eşit ve özgür yeni bir düzen kurma hayalini gerçekleştirmenin peşindeydi. Hiç yıkılmayacakmış gibi duran, yüzyılları eskitmiş devasa çarlığı bertaraf etmek gerekiyordu önce. Rusya, kapitalizm yoluna geç girmişti ama hızla gelişiyordu bu düzen. İşçi sınıfı yer yer başkaldırmaya başlamıştı. Ona sadece kararlı ve örgütlü bir öncü gerekiyordu. Kapitalist düzenin iyileştirilmesi, reformlarla ıslah edilmesi onu hiç ilgilendirmedi. İyi bir Marksisti, imkansızla hiç uğraşmadı. Sermaye düzeni için tarih hükmünü vermişti bir kere. İmkansızı bıraktı, zor olanın peşine düştü. Bunun için okudu, bunun için yazdı, bunun için polemiğe girdi, bunun için tartıştı. Örgüt kurdu, örgüt böldü, çatıştı. 1905'te yaşadı aradığı devrimi. 1917 Şubat'ında kenardan izledi. Çok değil birkaç ay sonra 1917 Ekim'inde kendi devriminin başındaydı. Sabırlıydı ve ataktı, meraklıydı, sevecendi ve acımasızdı, hırçındı ve huysuzdu. Ama tartışmasız hep acelesi vardı. Beklemekte değil, beklenmemesi gereken anı hissetmekte ustalaşmıştı o. Bugün Ekim devrimi bir mucize gibi görünüyorsa o ustalığın yeterince bilinmemesindendir. Bütün Avrupa'da kapitalizmin temelleri sarsılıyordu. Yıllar boyu gericiliğin kalesi ola gelen Rusya'da devrim şaşırtıcı bir yükselişe geçmişti. Kaçırılmaması gereken bir fırsattı bu. Bu fırsat yakalanırsa insanlık barbarlıktan kurtulabilirdi. 1917 yılının 7 Kasım'ında Lenin ve arkadaşları o anı yakalamış ve köhne bir düzeni alaşağı etmeyi başarmıştı. Onun eseri olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, emperyalist kuşatmaya ve burjuva ideolojisine karşı kendini savunamadı. Çözüldü 1991'de. O çözülme ile birlikte insanlığın barbarlıktan kurtulma umudu da sönmüş gibi görünüyordu. Lenin yok bugün. Kremlin duvarının önünde, Kızıl Meydan'daki mozolesinde mumyalanmış yatıyor. Ama eserleri, mücadelesi, mirası canlı alabildiğince. Çünkü kapitalizm aynı kapitalizm. Daha da berbat, daha çürümüş ve daha kırılgan. Komünizm ise dünkünden daha güncel. Müthiş bir entelektüel ve eşsiz bir örgütçüydü o. Sadece ülkesinin değil, dünyanın kaderini yeniden yazmayı başardı. Çağımız emperyalizm ve sosyalist devrimler çağıdır diyordu 1917'de. Bugün de öyle.
Leninizm o çağa verilmiş bir büyük cevaptır. Öyleyse iyi ki doğdun Lenin.